Arkadaşlar Örgü Aşkım Bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün minik prenseslerimiz için çok güzel bir elbise çalıştık. Elbise çalışmamızı yapmak için robamızdan başladık. Robamızı iki ayrı parça halinde ördük. Daha sonra yanlardan dikerek birleştirdik ve etek kısmının modelini uygulayarak istediğimiz ölçü gelene kadar modelimizi çalışmaya devam ettik. Modelimizin arasında iki sıra beyaz rengimi kullandım. Şöyle görelim hareket katmasını istedim ve uç kısmını yine beyaz rengimle örerek tamamladım. Beline kurdalimi ve süslerimi uyguladıktan sonra elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi elbisemizi daha büyük çalışmak isteyen arkadaşlarımız eğer bebeklerimiz ya da çocuklarımız yanımızda ise bel ölçülerinin tamamını alalım tam yarı ölçüsüne gelecek şekilde zincirimizi çekip e, buradaki tek seferde başını dolayıp çekip aldığımız işlemi biraz daha büyüterek hem sayı olarak hem de yükseklik olarak büyüterek örmeye devam edebiliriz. Yani belle omuz ölçüsünü orantılı bir şekilde ayarlayarak örelim. Hiçbir sıkıntı olmaz merak etmeyin. Ölçümüzü aldıktan sonra gayet rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Son derece kolay bir çalışma. Burada eksilmelerimiz olacak. Eksilmelerimizi yeterli oyuntu olana kadar eksilebiliriz. Daha sonrasında bakınız tığ ile Şöyle ben beyaz kullandım. Dilerseniz kendi rengiyle de çalışabilirsiniz. Tığ ile kenarlarını çerçeveyip şöyle güzel bir görüntü almasını sağlıyoruz. Evet elbisemiz 0-6 aylık bebeklerimiz için uygun bir çalışma. Arkasını çevirdiğimizde yine arkasında bakınız. Aynı işlemimizi yaptık fakat süslemeleri biz sadece önünde kullandık. Evet kolay gelsin diyerek hemen elbisemizi örmeye başlayalım. Kolay gelsin. İlbisemi örmek için Nakon'un Lüks Binoş Beybisi'nin lila rengini kullanıyorum. Daha önce almıştım. E, kullandığım kalan lilaları yumak haline getirmiştim. O yüzden renk numarası yok ama zannedersem sadece bu renk e, bir ton. Evet, iki buçuk numaramızda bu ipimizi örmek için kullanıyoruz. Zincirimizi çekerek başlayalım. Ön ve arka gövde olarak e, ayrı ayrı örüyoruz. Öreceğimiz bebeğimizin bel ölçüsü ne kadarsa ona uygun olarak örebiliriz. Bir tane düğümümü şu şekilde atıyorum. Şöyle rahat bir şekilde zincirimi çekmeye başlıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 bir tane zincirimi çektim. Hemen santim olarak bakalım. 21 santim, 21 santim. Hemen 5 tane daha ilave edelim. 55 olsun. 51, 52, 53, 54 ve 55. Şimdi her iki parçada bu ölçüde olacağı için çok rahatlıkla yetecektir. Öreceğimiz 0-1 yaş grubu çocuklarımıza. 6 aylık, 8 aylık civarı kilosuna göre değişkenlik gösterebiliyor. Tabii küçük bebeklerde çok fark ediyor. Kilo farklı olduğu için ölçüler değişkenlik gösteriyor. 1 2 3. Üçüncü zincirin içerisine tığımın başını doluyorum. Batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Sırası ile tığımın başını doluyorum. Tek seferde batıyorum. Başlangıçta üçüncü zincirimize batmıştık. Sona kadar başını dolayalım. Tek seferde çekelim. Batıyorum. Tek seferde alıyorum. Tek seferde çekiyorum. Tüm zincirlerimizi bu şekilde örelim. Zincirimizin sonuna kadar örerek geldim. Şöyle ölçümüzü bir daha alalım bakınız 22 santim karşılığında Evet şimdi ikinci sıramızı örmeye başlayalım iki tane zincirimi çekiyorum örgümün arkasını çeviriyorum tığımın başını bir defa doluyorum hemen dibindeki bakınız gözün içerisine girerek batıyorum tek seferde çekiyorum bir sonraki göze giriyorum tek seferde çekiyorum bakın şuradaki bölüme girerek batıyorum. Tek seferde ilerliyorum. Şöyle görelim. Birer birer örerek sona kadar ilerleyelim. Son trabzanımın üzerine varana kadar ördüm. Yeniden iki tane zincirimi çekiyorum. Örgümün arkasını çevirerek üçüncü sıramı örmeye başlıyorum. Üçüncü sıramızda da aynı işlemimizi yapıyoruz. Birkaç sıra daha bu şekilde sadece bir defa dolayıp tek seferde çekerek büyütelim. Şu kadar olunca yani birkaç sıra daha örelim. Yeniden görüşelim. Robamızı iki 4, 6 ve 8 sıra olarak ördüm. Bir defa başını doladım. Tek seferde çektim. Şimdi her iki kenardan kol oyuntusu açmaya başlayalım. Son trabzanımı örmüştüm. Şöyle bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum ve düz yöne geçiyorum. Hemen dibine batıyorum. Şu şekilde. İlmeğimi kaydırarak içe doğru geliyorum. Bir tane ilmek eksildim. İkinciye batıyorum. İpimi alıyorum. İkinci ilmeğimi de sadece bakınız içerisinden geçirdim. Üçüncü ilmeğimi ipimi alıyorum. Geçiriyorum. Üç tane trabzan eksildim. Bir tane daha dört ve bir tane daha eksilme işlemi yapıyorum. Beş tane iki dört beş. Beşincinin üzerindeyiz bakınız. Kaydırarak ilmeğimizi geldim. Diğer tarafta da beş tane trabzan kalınca dönüşümüzü yapacağız. Ve tığımın başını doluyorum yanındaki trabzanı tek seferde örüyorum. Diğer uç kısımda 5 trabzan kalana kadar bu şekilde örüyorum. Kol oyuntumuzu hazırlıyoruz. İki parça öreceğimiz için her iki parçamızda aynı işlemimizi yapıyoruz. 5 tane trabzan kalana kadar ördüm. Şöyle görelim. Son trabzanıma batıyorum sadece ilmeğimi geçiriyorum örgümün yönünü çeviriyorum yine bir sonraki yere bakınız zincir çekmedim yönü çevirdim ilmeğimi geçiriyorum ve bir sonraki yere tekrar ilmek geçirerek iki tane eksilmiş oluyorum sadece ilmek geçirdim bakınız biterken ilmeğimi geçirdim döndüm bir ve iki tane ilmeğimi kaydırdım ve kesme işlemini toplamda yediye çıkardım tığımızın başını dolayalım ve diğer tarafta da aynı işlemimizi yapmak üzere ilerleyelim. 2 ilmeğimi kesmem gerekiyor. 1 ve 2, 3.cüye sadece geliyorum bakınız. 3 ilmek kalana kadar ördüm. 3.cüye geliyorum. Sadece ilmeğimi geçiriyorum. Şuradaki güzel bir mail oluşmasını sağlıyorum. 1 ve 2 tane zincir çekiyorum artık bu kadar kolumuz için kesme yeter arkada da aynı kesintiyi yapacağımız için toplamda 7 tane ilmeğimizi kesmiş olduk. Şimdi düz örüyorum bakınız hemen şu kısma batıyorum bir dibine batmadım bakınız hemen bir ileridekine battım diğer uca doğru ilerliyorum başını bir defa doluyorum. kalan ilmeklerimizi sayarak tam ortaya işaretimi koydum burada 18 sağ tarafta 18 sol tarafta tam 19. her iki taraftan da saydığımızda 19 olan ilmeğe de bakınız işaretimi taktım bu işaretimin yakınından oymaya başlayacağım. Şimdi sadece birer omuza doğru ve sonrasında diğer omuza doğru örmeye başlayacağız. Omuzlarımızı ayırdık. Örgümüzü büyük başlamış olabiliriz ya da daha küçük başlamış olabiliriz. Her ne kadar ilmek kaldıysa sayalım tam ortasına bu şekilde işareti koyalım. Sizler başlarken birkaç sıra eksik ya da yani birkaç trabzan eksik ya da fazla olabilir. Hiç önemli değil. Tam ortalayalım. Sağına soluna eşit ayırdıktan sonra işaretimizi takalım. Şimdi kesme işlemimizi kol tarafından yaptığımız için buradan oyuntu yapmıyoruz. Sadece göğüs kısmından oyuntumuzu yapıyoruz. Yani ortadan oyuntumuzu yaparak ilerleyeceğiz. Hemen örmeye başlayalım. Şu kısımdan herhangi bir işlem yapmadan başlıyorum. İki zincirimi çekmiştim. Dönüyorum. Dibine batıyorum. Tek seferde örerek ilerliyorum. işaretimin bulunduğu noktaya doğru geliyorum. İşaretime bakınız 1, 2, 3 tane trabzanım kaldı. Bir tanesini daha örüyorum. Sonrasında bir tane sık iğne ile şöyle ilmeğimi kaydırıyorum. Diğerine de yine ilmeğimi kaydırıyorum. Bakınız işaretimin tam şuradaydı. Bir tane zincirimi çekiyorum. Örgümün yönünü çeviriyorum. İki kaydırarak gelmiştim. Ve devam ediyorum. Diğer tarafa doğru bakınız. Hemen dibine değil bir ilerisine ilmeğimi şu şekilde kaydırıyorum. Bir sonrası iki ve üç. Üç tane kaydırma işlemi yaptıktan sonra bir defa Tığıma başını doluyorum, atıyorum ve devam ediyorum. Diğer tarafa doğru. Sonra kadar örerek geliyorum. Şöyle görelim. İki tane zincirimi çektim. Şuradan hafif bir oyuntumuzu açtık bakınız. Yine iki zincirimi çektim. Dibine batıyorum. İlerliyorum. Trabzanlarımızı uçtan örerek geldim bakınız eksilme yaptığımız yer ve son trabzanımın üzerine bir tane batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum çeviriyorum hemen dibine değil bakınız dibine değil bir ileriye geçiyorum ilmeğimi kaydırıyorum zincir çekmedim bir tane daha ileriye geçiyorum ilmeğimi kaydırıyorum burada şöyle bir yuvarlak oluşmasını sağlıyorum ve devam ediyorum tığımın başını doluyorum iki defa yaptım bakınız bu işlemi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane trabzanımı ördüm iki zincirimi çekiyorum ama öncesinde şöyle görelim bakınız ortalayarak ayırdım tam ortadaki ilmeği hemen e, sol tarafına doğru örmeye devam ettim diğer tarafta aynı şekilde oyuntumuzu yapıp omuz kısmında 11 trabzan olarak devam edeceğiz şimdi bir de dönüşümüzü yapalım bir tane 2 zincirden oluşan trabzanımı ördüm tığımın başını doluyorum dibine batıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane trabzanımı ördüm 2 zincirimi çekiyorum dibine batıyorum ve bu şekilde biraz omuz askı bölümümüzü yükseltelim 11 trabzan olarak devam ediyoruz. Evet trabzanlarımı örmeye devam ediyorum. Artık artma ve eksilme yapmıyorum. 11 tane trabzanımı toplamda 12 sıra olana kadar örelim. Şuradan başlıyoruz sıramızı saymaya bakınız. İlk kesme yerimizden şöylece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 olarak örelim. Yani toplamda 12 olana kadar örelim. Ve 11 tane trabzanımız olsun. 2, 4, 6, 8, 10 ve 11 bakınız. 2 zincirimi çektim örgümün arkasını çeviriyorum dibine batıyorum sıram tamam olana kadar devam ediyorum omzumuzun bir tanesini yeterli ölçü olana kadar ördüm şuradan sayalım bakınız İlk kesme işlemini başlattığımız yerden sayıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ve 16 toplamda kolumuzun kesme yerinden itibaren 16 tane trabzanımızı ördük. Şimdi ön kısımdan örgümüz devam ettiğimiz yönden ilerliyorum bakın şuradan başlamıştık ortadan ördüğüm yerden değil bir sonraki bölümden geliyorum batıyorum ilmeğimi alıyorum bir sonrakine batarak kaydırıp geçme işlemini yapıyorum bir sonrakine batıyorum geçme işlemi yapıyorum bir sonraki 3 tane kesme işlemi yaptım yani şu şekilde sadece kaydırdım tığımın başını doluyorum bir atlıyorum ikinciye batarak örüyorum ilmeklerimizi kaydırdıktan sonra tığımın başını doluyorum dibine değil bir ileriye batıyorum ve saymaya başlıyorum. 1 2 3 5 7 8 9 10 ve 11. On 11 tane trabzanımızı ördüm. Şöyle görelim bakınız. Şu kısmımızı yuvarlak bir şekilde ayarladım. Ve 11. trabzan üzerine 2 zincirimi çekiyorum. Dibine batıyorum. Diğer yandaki askımıza eşit olacak şekilde örüyorum. 11 tane trabzanımı sürekli geliş ve gidişler yaparak tamamlıyorum. 2 zincirimizi çekiyoruz. Hemen dönüyorum. Dibine batıyorum. Bu yöndeki askımızı da tamamlayalım. Arkamızı da aynı ölçü ve sayılarda başlayalım. Sadece askımızın uç kısmında ilik çalışması yapalım farklı olarak. Geri kalanını birebir eşit olarak örmeye başlayalım ve tamamlayalım. Tabii büyük örmek isteyen arkadaşlarım istediği kadar büyük örebilirler. Herhangi bir sıkıntı olmadan çalışabilirler. Gayet kolay bir çalışma. Robamızın her iki askısını da aynı şekilde örerek tamamladım. Bir tane zincirimi çekiyorum ve ipimi buradan keserek koparıyorum. Diğer parçamızı da aynı sayılarla başlayarak tamamlayalım ve hemen örmeye başlayalım. Bakınız eşit bir şekilde diğer sayımızı da 55 tane zincirimi çekmiştim. 55 zincirimi çektikten sonra buradaki trabzan sayımızı yine diğer parçamızda da aynı olacak şekilde örelim. Kol oyuntularımızı 5 bir kestik, 2 tane bir kestik. Eğer daha büyük başladıysanız daha fazla oyuntular yapabilirsiniz. Yakamızın yuvarlak bölgesini ise yine eşit bir şekilde kestik. Şöyle küçük e, inişler çıkışlar herhangi bir şekilde rahatsız etmesin. Daha sonra tığıyla e, buradaki girinti ve çıkıntılarımızı üzerinden örerek gidereceğiz. Onun için hiç problem yapmayın. Çok zaten abartılı bir e, girinti ve çıkıntı olmayacaktır. Minik girinti ve çıkıntı onları da tığımızla üzerimizden örerek devam edeceğiz. Şimdi aynı ölçülerde diğer parçamızı da örelim. Aynı sayı ve ölçülerde arka parçamızı da ördüm. Arkaya iki tane omzumuzun birine bakınız. İliklerimizi çalıştım. Ön tarafa düğmelerimiz arkadan da şöyle iliklerimiz gelecek. Diğer omzumu da ilik çalışacağım bölüme geldim ve birlikte iliğimizi çalışalım. İki tane trabzanımızı ördüm. İki zincirimi çektim. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. Son sıramızda bakınız. Arayı örüyorum. Son 3 tane trabzan kalana kadar ördüm. 2 zincirimi çekiyorum. 1 trabzan atlıyorum. Son 2 tane trabzanımı örüyorum. Trabzanlarımı ördüm. 2 tane ileğimizi çalıştım. Bu şekilde bırakmayalım. Bir de sık iğne ile üzerinden geçelim. Bir zincirimi çekiyorum. Hemen dibine batıyorum. Diğer trabzanımın üzerine batıyorum. Zincirimin içerisine bir tane yeterli. Diğer trabzanlarıma da birer birer sık iğnemi yapıyorum ve iliğimizi şu şekilde bakınız belirginleştiriyoruz ve kapatacağımız için güzel görünmesini sağlıyoruz bir tane zincirimin içerisine son iki trabzanıma da birer birer batarak örüyorum bir ve son bir zincirimi çekiyorum ve kesiyorum şimdi her iki parçamızı birleştirelim etek kısmına başlayalım Tamamlamış olduğumuz iki parçanın her ikisini bakınız ters yönleri içe gelecek düz yönü dışta kalacak şekilde ayarlıyorum ve kol altlarından dikiyorum. Dilerseniz tığ, tığ ile da birleştirme işlemimizi yapabilirsiniz. Uç kısımlarından giriyorum düz yönden dikişimi yapıyorum. Birebir karşılıklı. her iki tarafı da yan taraflarımızı güzelce dikelim. Elbisemizin robasının her iki tarafını da diktim. Şimdi etek kısmını örmeye başlayalım. Tığımı bir tane düğümümü atıyorum ve hemen dikişimi yaptığım yerin herhangi birinden başlıyorum fark etmez. Trabzanımın tepesine batıyorum. Bir tane sık iğne ile kapadım ve zincirimi çekmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektikten sonra bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzan üzerine batıyorum. Bir defa başını doladım. 3 defa da çekiyorum. 1, 2, 3. Tekrar ipimi tığımın üzerine alıyorum. Aynı yere girerek batıyorum. 1, 2, 3. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Aynı yere giriyorum. 2 tane daha trabzanımı örüyorum. Bir defa doluyorum. Aynı yere batıyorum. 3 defa da çekiyorum. 2 ve 3. Bakınız 5 zincir çektim. Bir trabzan atladım. ikinci trabzanın olduğu yere 2 trabzan, 2 zincir, 2 tane trabzanımı ördüm. Tığımın başını doluyorum yine. Bir atlıyorum. ikinci trabzan üzerine gelerek batıyorum. Ve 3 defa da bir trabzan örüyorum. Tekrar ipimi tığımın üzerine alıyorum. Bir atlıyorum. İkinciye gelerek batıyorum. 1 2 trabzan. 2 zincir. 1, 2, 3 defa da alıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzanımı örüyorum. Aralarında bir tane trabzanımız ve bir tane atladığımız yine trabzanımız var. Zincir çekmiyorum. Bir tane trabzan atlıyorum. İkinci trabzanımın tepesine batıyorum. 1, 2, 3. Tekrar tığımın başında doladım. Bir atlıyorum. İkincisine 1, 2, 3. Bir dolayıp 3 defa çekerek aynı yere iki trabzan, iki zincir, tekrar iki tane trabzanımı örüyorum. Aralarda zincir çekmiyorum geçişlerde. Bir trabzan atlayıp diğerine batıyorum. Bir, iki, üç. Tığımı doluyorum. Bir atlıyorum. Diğerine batıyorum. 2 zincir tekrar bir defa doluyorum. 3 defa da örüyorum. Ve bu şekilde modelimizi başladığımız yere kadar örerek gelelim. Bir uçtan bir uca kadar modelimizi uygulayarak geldim. Şimdi başlangıç yerindeyim. Zincir çekerek başlamıştık 5 tane. Zincirimin üzerine gelerek batıyorum. Ve sadece ilmeğimi kaydırıyorum. İki trabzanımın her ikisinin üzerine birer birer batarak ilmeğimi kaydırıyorum. Ve aradaki iki zincirimin içerisine geçişimi yapıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 4 tane zincirimi çekiyorum. Bir defa doluyorum. 1, 2, 3 defa da aldım. Tekrar iki zincirimi çekiyorum. Aynı yere 1, 2, 3. Aynı yere 1, 2, 3. 4 tane zincirimi çektim trabzanımı ördüm. iki zincirimi ve tekrar yine iki trabzanımı aşağıdaki zincirimin içerisine ördüm. Bakınız şimdi aşağıdaki dört trabzanımızın şurada görmüş olduğumuz son trabzanımız ve ortada bir tane trabzanımız var. Diğer taraftaki trabzanın bakınız dıştaki ve bu taraftaki trabzanın dıştaki yani ortanın hem sağındaki hem solundaki trabzanımızı yandan alarak örmeye başlıyoruz. Tığımın başını doluyorum. Bakın şu şekilde oradaki tek trabzanın önce sağındakini sonra ortadakini sonra solundakini örüyorum. Yandan giriyorum. 1, 2, üçüncü kez çekmiyorum. Ortadaki tek trabzanıma yandan giriyorum. 1 ve 2 biraz da uzun alalım şöyle. Diğer tarafın ilk trabzanına giriyorum. Tek trabzanımın solundakine. 3 tane trabzanımı 2 defa ördüm ve hepsini aynı anda çekiyorum. Bakınız 4 tane trabzan örgüyü götürdüm ve 3 tanesini yine aldım. Biri ortadakinin sağ tarafı, ortadaki ve sol taraftaki hepsini aynı anda çekiyorum. Araya zincir çekmeden tığımın başını doluyorum. 2 tane zincirimin olduğu yere 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan örmek için batıyorum. 1, 2, 3 defa da çekiyorum. 2 zincir, 1 2 3 tekrar 1 2 3 şu şekilde bakınız trabzanımızı örerek başladım 3 tane trabzanımızı 2 defa çektik 3. aynı anda alarak kapadık ve diğer tarafta 2 trabzan 2 zincir 2 trabzanımı yuva içerisine ördüm ve devam ediyorum yine trabzanlarımı ördükten sonra ortadaki trabzanımın sağındakini ve solundakini örmek için bir defa doluyorum hemen yandan giriyorum biraz uzatarak örüyorum iki defa ortadaki trabzanımın yandan giriyorum bir ve iki diğer trabzanımın yandan giriyorum ipimi bağlamıştım bir ve iki üçünü aynı anda çekiyorum ve zincir çekmeden tığımın başını dolayarak araya giriyorum. 2 tane trabzanımı 2 zincirimi tekrar 2 trabzanımı örüyorum. Zincir çekmiyorum. Sadece 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan kısmında var. Yeniden ortadaki trabzanımı sağına ve soluna yandan giriyorum. 1 2 ortadakine giriyorum yandan 1 ve 2 diğer tarafın ilkini alıyorum 1 ve 2 üçünü aynı anda kapatıyorum tekrar tığımın başını dolayarak iki tane trabzanımı 2 2 zincir 2 trabzanımı örüyorum Trabzanlarımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Yandan giriyorum. 1, 2. Ortadaki trabzanıma yandan giriyorum. 2. Bir sonrakine yandan giriyorum. Üçünü aynı anda çekiyorum. Tepe noktasına geçiyorum. 2 tane trabzan zincirlerim. Tekrar trabzanlarımı örüyorum. Şöyle görelim. Bakınız modelimizi üçü bir anda alıyoruz ve burada da trabzanlarımızı ve zincirimizi iki olarak örüyoruz. Bir tanesini daha birlikte toparlayalım. Sonra sıra sonuna kadar hem siz hem ben yapalım görüşelim. Tek trabzanımın sağındakini ve solundakini alıyorum. İki defa çekiyorum, üçüncüyü kapamıyorum üçüncüyü alıyorum, üçünü tek seferde çekiyorum ve tepe noktasından örerek ilerliyorum. Evet sıra sonuna kadar örerek ilerleyelim. Sıramızın sonuna kadar örerek geldim. Bakınız çok çok güzel durdu. Şöyle katlı. Daha ördükçe çok hoş olacak. Evet şimdi ikinci sıramızı tamamladım. Üçüncü sıramıza başlıyoruz. Üçüncü sıramız ve bundan sonraki gelen sıralar hep birbirinin aynı olacak. Şimdi geçişimizi yapacağımız noktadayız. Bakınız trabzanımızı ördük. Ortada bir tane trabzanın sağında ve solunda trabzanlarımız yine hazır. Geçişimizin hemen yanında buradaki işlemimizi yandan girerek uyguluyorum. 1, 2, ortadakine giriyorum 1 ve 2 bir sonrakinden alıyorum 1 ve 2 üçünü aynı anda çekiyorum ve kapatıyorum bakınız şuradaki zincirle başlamış olduğum ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve geçişimi yapıyorum bakınız bağlantımızı kurduk bundan sonra hep aynı işlemimizi yaparak geçiş yapacağız üzerine batıyorum ilmeğimi kaydırıyorum tekrar üzerine batıyorum ilmeği kaydırıyorum zincirimin içerisine gelene kadar ilmeğimi kaydırıyorum 1 2 3 4 zincir çekerek başlıyorum ve hemen yanına bir trabzanım örüyorum toplamda zincirimle birlikte iki tane trabzanım oldu zincirimi çektim yani ilk şuradaki dört zincirimizle birlikte iki trabzanımız ve iki zincirimizi çektim tekrar iki trabzanımı örüyorum bir ve iki Tığımızın başını dolayalım. Evet aşağıdaki bir tek trabzan üzerinde işlem yapmıştık. Bakın burada 3 tane trabzanımızı tekye indirmiştik. Tek seferde çekmiştik. Buradaki üçlü grubumuz üzerinde işlemimizi yapacağız. Hem sağındaki hem de solundaki trabzanlarımızı da bu işlemi tabi tutacağız. Hemen tığımın başını doladım. Yandan giriyorum. Bakınız buradaki grubumun hemen yanına. 1 ve 2 3'ünü aynı anda çektiğim bölümün şu üstten giriyorum bakınız aynı anda çekmiş olduğum son ilmeğin aradan geçiyorum 1 ve 2 tekrar tığımın başına ipimi alıyorum diğer tarafın ilk trabzanını alıyorum 1 2 yine 3 tane trabzanımız oldu bakınız üçlü grubun üzerine yeniden bir üçlü grubumuzu kurduk tek seferde çekiyorum tığımın üzerine ipimi alıyorum araya girerek 2 tane tırabzan 1 ve 2 2 zincir 2 tane tırabzan 1 ve 2 Elbisemizin etek bölümü bitene kadar geçişimizi ve işlemlerimizi bu şekilde devam ettireceğiz. Aşağı sırada bir trabzan üzerinden başlamıştık. Sağından ve soldan almıştık. Burada ise üçünü aynı anda çektiğimiz için şu tepe noktasına girerek bir olarak alıyoruz. Yine bir sağından bir solundan trabzanımızı ilave ederek üç trabzanımızı teke indiriyoruz. Evet yeniden yapalım. Bakınız bu grubumuzu ördükten sonra tığımın başını doluyorum şöyle görüyorum. Bir üçlüyü tek olarak diğer taraftaki. Hemen yandan giriyorum. Bir, iki, bekletiyorum. Diğer üçlünün bu tepe noktasından girerek alıyorum. Bir ve iki. Diğerini de aynı şekilde tek seferde kapatıyorum. Tepe noktama geçip iki trabzan zincirler ve tekrar iki tane trabzanımı örüyorum ve yeniden grubumun bulunduğu noktaya geliyorum yandan giriyorum bir üzerinden şu şekilde alıyorum ikinci trabzan ördüm ve diğerinin ilkini örüyorum tek seferde çekiyorum iki trabzan iki zincir ve iki tane trabzanımı örerek eteğimizi istediğimiz uzunluk ölçüsü gelene kadar bu şekilde örerek büyütüyoruz. Elbisemin eteğini örerek büyüttüm. Yeterli ölçü gelince bıraktım ve altının son sırasını örmek istiyorum. Öncesinde kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 sıra. 13 sıra ördüm. Arada da gördüğünüz gibi 2 sıra beyazımı ördüm. Bir değişiklik hava katmasını istedim. Son sırayı da yine beyaz rengimle yapıyorum. Evet zincirimizi çekelim. Bir tane düğümümüzü atmak için çekiyorum. Çeviriyorum. Örgümüzün şöyle arkasından örelim. Bakınız elbisemizin arkasını çevirdim. Trabzanımın üzerinden batıyorum. Battım. Bir tane zincirimi çektikten sonra tığımı başını doluyorum. Aynı yere girerek tek seferde çekiyorum. Sonrasında zincirimin olduğu yere giriyorum. Tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 defa aynı yere giriyorum. Tığımın başını doluyorum. Tırabzanımın üzerine batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Diğer tırabzanıma batıyorum. Tek seferde çekiyorum ve bu işlemimizi elbisemizin arka kısmından yapıyoruz. Üçünü bir aldığım yere giriyorum. Tek sefer çekiyorum. Hemen trabzanımın tepesine batıyorum. Diğer tırabzanıma batıyorum. Araya girerek 3 tane 1 2 3 defa aynı işlemi yapıyorum ve bu şekilde başına bir defa dolayıp tek seferde çekiyorum. Başlangıç yerimize kadar örerek ilerliyorum. Zincirimizin içerisine 3 defa girelim çok da sıkmayalım gevşek örersek daha hoş durmakta. Şöyle görelim bakınız ön yüzden şu şekilde görünümü olacak. Evet sıramızın burada başlangıç yerine kadar tamamlayarak getirelim. İlk zincirimizi çektiğimiz noktaya gelip batıyorum. Bir tane geçişimi yapıyorum. Tekrar bir zincirimi çektikten sonra ipimi kesiyorum ve hem başlangıç hem de bitiş ipimizi içeriye doğru çekerek gizleyelim. Evet, elbisemizin etek kısmını da bu şekilde ördükten sonra, e, roba kısmının kenarlarını da beyazımızla çevirmeye başladım ben. Roba kısmımızı ise sadece sıkı iğne ile çevirelim. Şöyle görelim bakınız kesme işlemimizi yaparken hafif girintiler ve çıkıntılar oluyor. Bakınız sonrasındaki sık iğne ile yaptığımız işlemde herhangi bir şekilde girinti ve çıkıntı görülmemekte. Dilerseniz kendi rengiyle de çalışabilirsiniz. Evet şöyle kol kenarlarından alarak geldim. Diğer önümüzü ve sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım. Bakınız şöyle görmekteyiz. Dilerseniz kendi rengiyle de çalışabilirsiniz. Hemen devam edelim sadece sık iğne olarak batıyorum bakınız potluk olan yerimiz kesme işlemini yaptığımız yer hemen biraz derinden batıyoruz alıyorum kapatıyorum bakınız pot olan yere birazcık şöyle çok tabi abartılı ileriye geçmiyoruz şöyle battığımız zaman görüntümüzde herhangi bir düzensizlik oluşmadığını görüyoruz sadece sık iğne örüyorum ikinci kez aynı yuvaya batıyorum roba kısmının çepi çevre her tarafını bu şekilde sık iğne ile örerek tamamlıyorum çalışması yaptığımız yerleri görmekteyim. Evet dönüş kısmımıza bir, iki, iki defa battım. Dilerseniz üç olarak da batabilirsiniz. Sonrasında trabzan aralarına birer birer batarak sık iğnelerimi örüyorum. dönüş kısmını bir daha şöyle batalım ve çevirelim. Şöyle görelim. Bakın sık iğnelerimizi yaparak kenarımızı tamamen dolaşalım ve tamamlayalım. Kenar tığlamaya kol altımızdan başlamıştım. Yine kol altımıza kadar örelik bütün çevresini dolaşarak tamamladım. Şimdi ilk başlangıç yerimize geçişimi yapıyorum. Bakınız ilmeğimin tepesine batıyorum. Sadece şu şekilde geçiş yapıyorum ve bir tane zincirimi çektikten sonra ipimi buradan kesiyorum. Ve içeriği alarak gizliyoruz. Herhangi bir şekilde potluk olmadığını da görüyoruz. Bakınız şu şekilde sık iğnelerimizi incecik incecik kenardan batarak ilerledik. Gayet güzel bir görüntü kazandı. Evet ipimizi içeriye gizleyelim. İpimizi içeriye gizledikten sonra bakınız genel itibariyle elbisemiz şu şekilde görülmekte. Şimdi beline kurdele çalışması yapalım. E, i̇ki tane de düğmelerimizi omuzlarımıza dikelim. Sonrasında yeniden görüşelim. Elbisemin ön kısmını ortalayarak kurdelemi Takmak istiyorum. İlice bir çatal iğneme taktım. Ve ilk trabzan kısmına girerek şöyle ortalıyorum tam. Ortaladıktan sonra kurdalemi geçirmek istiyorum. 1-2-3-4 4 tane yukarıda kalsın. 1-2-3-4 4 aşağıda 4 aşağıda, 4 yukarıda olarak ayarla bir şekilde kordalemizi takarak ilerleyelim ve düzelterek geçirelim. Sonrasında sıkıntı çekmeyelim. Çünkü zeminimiz çok geniş değil. O yüzden şu şekilde bakınız. Her geçirdiğimizde mutlaka düzeltelim. Evet elbisemizin omuzunun düğmelerini de diktim her ikisini de bu şekilde elbisemiz kullanılmaya hazır hale geldi. Aşama aşama sizlerle birlikte örmüş olduğumuz elbisemizi tamamladık. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Bütün işleriniz rast gelsin inşallah. Görüşmek üzere hoşçakalın.